Alo, iyi günler. Efe Kaygısız ben. Alp Bey'le görüşecektim. Alp Bey şu anda meşgul efendim. Notunuz varsa alayım ben. Tamam o zaman. Ben kendisine şey soracaktım ya. Kendisi yakın zamanda bana bir çek verdi de acaba ben onu bozdursam da mı saklasam, bozdurmasam da mı saklasam? Onun için şey dedim. Nasıl? Yani diyorum ki çeki bozdurma mümkün mü acaba? Kendisine iletirim notunuzu. Başka bir şey var mıydı? Yok. Teşekkür ederim. Allah Allah. Niye çıkmadı ki acaba telefonumuza şimdi? Hı? Vallahi anladım. Evet evet anladım. Kesin yattı bizim iş ya. Of kuzu of. Kolay gelsin. Oo, Kaygısız ailesi. Haberleri açın ya, bir daha da kurt ölmüş. Her dakika niye gelelim buraya kardeşim? Niyette değiliz, bir şey değiliz yani sonuçta. Ya maçılışa da gelmiştik, unutma. Evet evet gelmiştiniz. Ama biz de birinci yılımızı kutlayacağız birkaç gün sonra. Abartma Efe, abartma. Hem yengen olmasaydı burayı biraz sen... Metin, biz bunları mı konuşmaya geldik buraya? Efeciğim, bak biz sana hediye aldık dükkan için. Teşekkür ederim, sağ olun. Önemli değil. Yani tabii önemli aslında ama... Metin sen ne konuşmaya gelmiştin Efe'yle? Ya tamam, o gün aşırı tepki verdim. Yani yapmamam lazımdı. Ama seni öyle içeride görünce çok korktum, anlıyor musun? Söylediklerime sonradan pişman oldum ama... Ya neyse işte... Sonuçta... Özür dilerim. Kabul edilmiştir. Gel lan buraya, eşek herif. Küt, dur. Kafanı kararım senin bir daha öyle bir şey yaparsan. Rambo musun lan sen? Rambo yanımda sıfır kalır ya, ne diyorsun? Hadi biz daha fazla alıkoymayalım Efe'yi. Bir sürü işi gücü vardır şimdi o. İyi, tamam tamam. Akşam geliyorsun ha dans kursuna, alacağım ifadeni ona göre. Sü, nereye alıyorsun amirim ya? Zorla tango olmaz. Senin polisliğin sökmez orada. Ben duyguyu al... Ne duygusu ya? Duygu muygu yok. Ben duygularımdan tamamen arındım artık. Yok ben gelemem. Niye, ne oldu ki? Sizin haberiniz yok tabii. Duygu beni... taşa gönderdi. Aa, ne oldu şimdi durup dururken? Aman ne bileyim yengecim. Şiddetli geçimsizlik diyelim, geçelim, gitsin bitsin. Boş. Hadi kaçıyoruz biz, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz, kolay gelsin. Ben geldim. Aa, ne haber kuzu? İyi, ne yapıyorsun? Not alıyorum. Ya şimdi iş büyüyor ya, bir sürü şey lazım oluyor haliyle tabii ki. Şimdi bizim servisin çapı küçük ama şirketteki iş üf. Yani acayip büyük sorumluluk kuzucum ya. Vallahi kimsenin öyle tek başına altından kalkabileceği gibi bir iş değil. Ha bu arada kendi kendimize gelin güvedi oluyor olabiliriz tabii. O ne demek öyle? Vallahi bugün Alp Bey'i aradım. Çıkmadı telefona. Geri de dönmedi. Ne ayısı kızım, aramıyor işte adam beni. Allah Allah. Adam patron Efe'cim, yani kim bilir nelerle uğraşıyordur ya. Ondan aramamıştır değil mi ya? Tabii canım, ondan aramamıştır adam. Sen birazcık rahatla. Vallahi böyle ilk günden sonra stres yaparsın, işimiz var seninle. Evet. Tamam ben rahatlıyorum. Yok ben nasıl rahatlayayım ya? Tam geliyorum dükkana, çalışmaya başlayacağım. Çat, abimler geliyor. Aa, ne zaman geldiler? Oldu biraz. Özür dilediler de. Onlar gidiyor, Mine Hanım arıyor. Kendileri bu aralar bende kalacaklarmış. Yine ortalık karışmış, kalacak yeri yokmuş. Zaten bir... Beni ilgilendirmiyor. Ya kuzu bir dur, Allah Allah. Yani bir de sen benim böyle sözümü kesersen... ben nasıl sinirden, stresten arınacağım ya, Allah Allah. Of. Lan yoga mı yapsam, pilates mi yapsam, neye versem kendimi ya? Tango yap canım, tango yap. Her şeye gelin. 2 dakikada alır stresini. Hadi, akşama görüşürüz. Ben gelmiyorum tangoya falan. Zaten sevgilim yok, evim yok, arabam yok, hiçbir şeyim yok. Bir de geleceğim orada acıların çocuğu gibi orada tek başıma. Yok abicim, ben gelmiyorum. Hiç ısrar etme, vallahi gelmiyorum. Efe'cim, akşam saat 8'de kursta görüşürüz. Öptüm canım. Ben de öptüm canım.